Merhaba, benim adım Melis. Londra'da yaşıyorum ve çalışıyorum. Üniversite yıllarım boyunca ve üniversiteden mezun olduktan sonra geçen 4 yıl boyunca çeşitli girişimler üzerine çalıştım. Ve şu anda da bir arkadaşımla birlikte çocukların eğitimi ve aileleriyle olan ilişkileri konusunda bir uygulama geliştiriyoruz. İsmi Gifted. Bu uygulama çocukların yaratıcı zekasını, eleştirel düşüncesini ve empati yeteneğini geliştirmek üzerine aileleriyle konuşabilecekleri çeşitli sorular içeren, soru kartları içeren bir uygulama. Ve ben de bu uygulamanın hem illüstrasyonlarını çiziyorum, hem dizaynını yapıyorum, hem içeriğini üretiyorum, hem de marketingini yapıyorum. Ve bu girişimcilik maceram süresi boyunca öğrendiğim, bana faydasına olduğunu düşündüğüm bazı şeyleri sizinle paylaşmak istedim. Öncelikle ilk tavsiyem ve bahsetmek istediğim şey yeni şeyler öğrenmeye devam etmek üzerine. Çünkü ben üniversitede İngiliz Edebiyatı okudum ve arkadaşım da mühendislik okumuştu ve ikimizin de ne bir uygulama geliştirmek, ne illüstrasyon yapmak ya da marketing üzerine hiçbir eğitimimiz ya da bilgimiz yoktu aslında. Ve tüm bu konularla ilgili yetenekleri kendimize öğretmemiz gerekti. Bu süreçte de pandeminin bize faydası olduğunu düşünüyorum. Çünkü evde kaldığımız süre boyunca bir şeyler yapmalıyız. Zamanımızı nasıl değerlendirebiliriz diye düşünürken bu uygulamayı yapmak aklımıza geldi. Ve tüm bu uygulamanın getirdiği becerileri de edinmemiz gerekti. Örneğin arkadaşım en baştan Flutter dilini öğrendi. Nasıl bir uygulama kodlanır, teknik tarafı nedir, nasıl dizaynı yapılır? Tüm bu yetenekleri kendine öğretmesi gerekti. Benim de aynı şekilde bir iPad almam ve o iPad'deki Procreate programını öğrenerek nasıl illüstrasyonlar çizilir bu konuda kendimi eğitmem gerekti. Neyse ki 2 yıl boyunca pandemi süresince bolca vaktimiz oldu ve bu süreyi bu şekilde değerlendirdik. Ve şu anda da bu konularda yetkin olduğumuzu düşünüyoruz. Dediğim gibi yeni şeyler öğrenmeye devam etmek, benim bu konuda bir bilgim yok demek yerine sürekli kendimi nasıl daha geliştirebilirim, yeni yetenekleri nasıl edinebilirim diye düşünmek ve bunun üzerine çalışmak için zaman ayırmak girişimcilik süresince çok önemli bir konu. Bunun haricinde içerik üretmek için ChatGPT'nin ve yapay zekanın bana çok faydası olduğunu düşünüyorum. Ve yapay zekayı her konuda kullanmış oldum bu uygulamayı yaparken. Çünkü uygulamamızda çok fazla metin var ve çok fazla kaynak önermemiz gerekiyor ve soru kartları için rehberler hazırlamamız gerekiyor. Bunu benim tek başıma yapmam çok zordu. Bu nedenle ChatGPT'nin sunduğu faydaları kullanarak kendimi çok hızlı bir şekilde içerik üretebilirken buldum. Ve aynı şekilde yapay zeka ile illüstrasyonları yapmaya başladım. Önceden kendim çizerken şimdi yapay zeka illüstrasyonları çiziyor ve bu da bana büyük bir hız kazandırıyor ve fayda sağlıyor. Bunun haricinde işbirliklerinin önemli olduğunu gördüm bu uygulamayı yaratırken. Çünkü içeriğinizi farklılaştırmanız gerekiyor. Bunu da ancak başkalarıyla yaptığınız kurum ve kuruluşlarla ya da insanlarla yaptığınız işbirlikleri sayesinde yapabiliyorsunuz. Bizim de en çok faydasını gördüğümüz işbirliği Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerini uygulamamıza entegre etmemizle oldu. Çocuklara sürdürülebilir kalkınma hedeflerini öğretirken bu konular hakkında bütün bu hedefleri uygulamamıza entegre edebildik ve bu konular hakkında çeşitli sorular üretebildik. Bunun haricinde gelir elde etmenin de farklı yollarını düşünmemiz gerekiyordu. Ve bu konuda da affiliate marketing bizim oldukça işimize yaradı. Çünkü bizim uygulamamız ücretsiz bir uygulama. Çünkü çocuklara ve ailelere fayda sağlamak istiyoruz. Bu nedenle de bir kullanıcı ücreti ya da abonelik sağlamıyoruz. İçeriklerimiz tamamen ücretsiz. Ama yine de bu
uygulama için bir gelir modeli elde etmemiz gerekiyordu. Ve affiliate marketing'i kullandık. İçeriye bir dükkan oluşturarak bu dükkana çeşitli oyuncaklar ve çocuk kitapları ekleyerek ve bunu da affiliate işbirlikleri sayesinde yapabildik. Ve bu da bizi bütün bu ürünleri stok yapmaktan ve sonra da kullanıcılara göndermekle ilgili iş yükünden kurtarmış oldum. Bunun da çok faydasını gördüğümüzü düşünüyorum. Son olarak da e-mail marketingin büyük bir faydasını gördük. Çünkü kullanıcılarımızla birebir iletişime geçmek, onlara her hafta e-mail göndermek, onlardan geri dönüşler almak bizim bir topluluk yaratmamız açısından güzel bir fayda sağladı. O iletişimi sürdürmek. Bunun için de Mailchimp ve Klaviyo platformlarını kullandım mailleri üretirken ve güzel geri dönüşler aldık. Güzel bir topluluk yaratmayı başarabildik bu süreç boyunca. Girişimcilik çok keyifliydi. Hala da keyifli olmaya devam ediyorum. Sizinle de bu süreci paylaşabildiğim için çok mutlu oldum. Umarım sizinle de iletişime geçeriz ve konuşuruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.